giriş yapmak istiyorum. Konularımızda sadece siyaset felsefesini işledikten sonra bilim felsefesi konumuz kalmıştı. Bilim felsefesinde mecburen ülkenin koşulları, şu an mevcut koşullarından dolayı video şeklinde çekip sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bu şekilde bilim felsefesini de sizlere anlatıp tamamıyla bizim sorumlu olduğumuz konuları bitirmiş olacağız. Bundan sonraki süreçte ben size sorular ve testler yönlendireceğim internet aracılığıyla. Sonrasında da bunu canlı soru çözümleriyle bu şekilde bu süreci ilerleteceğiz ve bitireceğiz. Felsefede, TYT'de özellikle bu işlediğimiz konuların hepsi dahil. Felsefeye giriş, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi, varlık felsefesi, dil felsefesi, siyaset felsefesi ve bilim felsefesi olmak üzere bu konuların hepsi bizim müfredatımızda var. Bu konuların hepsi sınava dahil. Evet, bilim felsefesini de bugün işleyip konumuzu bu şekilde, felsefeyi bu şekilde kapatabiliriz. Şimdi öncelikle bilim felsefesinin amacı, yani felsefe neden bilimle ilgileniyor? Felsefe bilimi anlamayı ve açıklamayı amaç ediniyor. Bilimsel bilginin tarihini, kapsamını, sınırlarını, yapısını ve özelliklerini, bilimin kanunlarını felsefi bir bakış açısıyla inceleyen bir felsefe etkinliği, bilim felsefesi. Felsefeye baktığımızda ne yapıyordu? Sürekli sorular soruyordu, sürekli bir şeyleri irdeliyordu. Aslında bilimle ilgilenmesinin sebebi de buydu. Bilim sürekli ortaya yasalar koyuyor, sürekli bir şeyleri deney ve gözlem yoluyla somutlaştırıyor, kanıtlıyor. Ve felsefenin de aslında aklındaki o soru işaretlerini yok ediyordu. Sürekli birbirleriyle etkileşim halindeydi. Felsefe sürekli özellikle daha böyle metafiziksel şeylere yanıtlar arıyordu. Evrenle ilgili, evrenin varoluşuyla ilgili, sonsuzlukla ilgili. Artık bilim de günümüzde yavaş yavaş böyle evrenle ilgili, bu kara delikler falan, bu muhabbetlerden dolayı sürekli böyle evrenle ilgili, daha metafiziksel şeylerle ilgili kanıtlar, piyasalar ortaya koymaya çalışıyor. Yani sürekli aslında birbirlerini pekiştiriyorlar. Sürekli birbirleriyle etkileşim halindeler bilim ve felsefe. Şimdi bilim felsefesinin üzerinde durduğu, yani bilimin üzerinde durduğu temel sorunlar şunlar. Birincisi, bilim ve bilginin, yani bilimsel bilginin nitelikleri nelerdir? Özellikleri nelerdir? İkinci temel sorunu ise bilimsel yöntemin güvenilirliği. Bilim ne kadar güvenilir? Bilim bize ne kadar doğru sonuçlar, ne kadar doğru yasalar ortaya koyabilir? Biz ona ne kadar inanabiliriz? Ne kadar güvenebiliriz? Felsefe bunu sorguluyor. Üçüncü sorusu ise bilimlerin sınıflandırılması. Yani doğa bilimlerine, işte biyoloji, fizik, felsefe gibi. Yani bunların sınıflandırılmasından bahsediyor. Şimdi bilimin tarihsel yolculuğuna bakacak olursak, bilim çağlarda, yüzyıllarda nasıl açıklanıyordu? Nasıl bir gelişme kat etmişti? Bunlara birazcık bakalım. Öncelikle bilim bütün insanların ortak bir ürünü. Yani bilim her zaman vardı. Kökleri ilkel toplumlara kadar dayanıyor. Dicle, Fırat, Nil gibi nehirlerin kenarında insanların yaşamlarını sürmesi, işte sulak yerlerde ya da tarımla elverişli olduğu yerlerde insanların yaşamını sürdürmesi tamamıyla kendi fizyolojik, biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak açısından. Yani bu amacı güdüyordu baktığınızda ve oralarda yaşamaları da zamanla aslında bilimde, özellikle işte matematiktir, geometridir, coğrafyadır gibi bu tarz bilimlerde ilerlemelere kat edildiğini gösteriyor. Yani bilim her zaman vardı. En ilkel toplumlarda bile. Biz ilk bilimsel çalışmaların Çin ve Hindistan'da başladığını ve daha sonra da Mısır ve Mezopotamya'da devam ettiğini biliyoruz. Astronomi, tıp, coğrafya ve matematik alanlarında önemli çalışmaların yapıldığı bu dönemde bilim aslında din, mitoloji ve büyü ile iç içedir. Yani Orta Çağ döneminden bahsediyoruz. İlk Çağ döneminden bahsediyoruz. Şimdi baktığımızda biz iki tane düşünceden bahsedeceğiz. Skolastik düşünce ve modern düşünceden bahsedeceğiz. Bilimin tarihsel yolculuğunda ilk çağ, orta çağ ve yeni çağ olarak 3 basamağa ayırdım ben. Skolastik düşünce ve modern düşüncenin karşılaştırmasına baktığımız zaman skolastik düşünce orta çağ dönemine ait bir düşünceydi. Yani milattan sonra 5. ve 15. yüzyıl dönemine ait bir düşünceydi. Bu dönemlerde, bu yüzyıllar içerisinde dinler ortaya çıkmıştı, değil mi? Hristiyanlık, Müslümanlık gibi en son din olarak Müslümanlığı biz biliyoruz. Dinlerin ortaya çıktığı bir dönemde ve bu nedenle aslında dinsel yapılanma olduğu için felsefenin daha çok, yani düşüncelerin, toplumun daha çok din üzerinden şekillendiğinden bahsediyoruz. Din ön planda, din baskın bir durumda, her şey dinsel yasalarla, dinsel işte öğretilerle açıklanmaya çalışıyor. Toplum bu şekilde düzenlenmeye çalışıyor. Sonrasında kilisenin hakimiyetinden bahsediyorum ben skolastik düşüncede. Kilise
kilisenin tamamen merkezi bir konuda yer alışı, kilisenin her şeye karar vermesi, işte toplumdaki cezalara, günahlara, sevaplara gibi bu tarz şeyleri hep kilisenin yönlendirmesi. Bundan bahsediyoruz. Dogmatik bir düşünceden bahsediyorum. Yani sorgulanamayan, sorgulanmadan kabul edilen düşünceler. Kilisenin ortaya koyduğu şeyler veya dinin ortaya koyduğu ilkeler dogmatik ilkelerdir. Sorgulanmadan kabul edilen ilkelerdir. Ne dedik? Orta Çağ döneminde, yani milattan sonra 5. ve 15. yüzyıllar içerisinde din felsefesinin ön plana çıktığını söylemiştik. Her şey dinin çerçevesinde açıklanıyordu. Din böyle biraz daha baktığımızda felsefenin dışında dine yaklaşırken akıl kullanılmıyordu. Yani şöyle akılla irdelemek yanlış bir tutumdaydı. İnsanlar bu yüzden cezalandırılıyordu. Evrenle ilgili veya daha böyle metafiziksel şeylerle ilgili açıklamalar, düşünceler sadece dinsel veriler, dinsel kitaplara dayanarak açıklanıyordu. İşte Tanrı böyle yarattığı için böyle gibi. Hani sen kendinden üstün, kendi gücünü yetemeyeceği bir şeyi kendin açıklayamazsın gibi. Bunu ancak Tanrı kavramıyla açıklayabilirsin gibi düşünce söz konusuydu. Felsefenin buraya girişi ise şöyle oluyor. Felsefe biraz daha artık böyle akıl ile dini temellendirmeye çalışıyor. Birazcık daha böyle aslında akıl işin içine giriyor. Biraz daha dinsel kitaplar, dinsel veriler artık sorgulanmaya başlanıyor. Neden böyleydi? İşte Tanrı var mı, Tanrı yok mu gibi. Evrenin sonsuzluğu problemi, ruhun ölümsüzlüğü problemi, ruh var mı, ölümden sonra hayat var mı gibi. Bu tarz sorularla karşımıza çıkıyordu aslında din felsefesi. Bundan sonraki süreçte ise, yani milattan sonra 15. ve 17. yüzyıllarda ise ben yeni çağdan bahsediyorum. Yani Rönesans'ın yeniden doğuşun ortaya çıkmasından bahsediyorum ve bu dönemi modern düşünce olarak adlandırıyorum. Bu dönemde akılın, bilimin ön plana çıktığından bahsediyoruz. Artık böyle bir şeyler, yani toplumsal olaylar veya toplumda var olan şeyler din ile değil de artık bilim ile, akıl ile açıklanmaya çalışıyor. Artık akıl ön planda, insanlar ön planda, insanların düşünceleri ön planda. Rönesans'la birlikte, Rönesans'ı ben yeniden doğuş olduğunu biliyorum kavram olarak bu şekilde. Artık bununla birlikte din ve felsefe bilim karşısında, yani bilim din ve felsefenin karşısında artık kendi özgürlüğünü ilan etmiş oluyor. Aslında böyle bir takım tutsaklardan kurtulmuş oluyor bu dönemde. Kendi başına artık var oluyor ve önemli bir güç olarak ortaya çıkıyor. Bu dönemde coğrafi keşiflerden bahsediyoruz. Coğrafi keşiflerle birlikte Batı'daki insanların doğuya gelip işte ilk dinlerin çıktığı, yani dinlerin ilk çıktığı uygarlıklara, yerlere gelip oradaki insanların düşüncelerini, orada işte bir takım böyle yapıları inceleyip sonrasında bunları orada yazılmış eserleri, işte ilk filozofların veya İslamiyet'teki İslam filozoflarının düşüncelerini, eserlerini alıp Batı'ya götürüyorlar ve onları inceliyorlar. Yani bilim ön plana çıkıyor, akıl ön plana çıkıyor ama geçmiş unutulmuyor. Çünkü geçmişteki filozofların, işte antik Yunan'daki filozofların veya ilk işte İslamiyet'in yayıldığı zamandaki İslam filozoflarının düşünceleri hala onlar için önemli. Çünkü baktığımızda Hristiyanlık yayıldığında biraz daha böyle baskıcı bir toplumdan bahsediyoruz. Biraz daha dogmatik, skolastik düşüncenin yoğun olduğu bir düzenden bahsediyorum ama bunun yanı sıra İslamiyet'in yayıldığı zamanlarda İslam filozoflarının bir bilimsel çalışmalar adı altında işlem yaptıklarını, yani düşünceler ön plana sunduklarını görüyoruz. Özellikle işte İbn Sina'nın, Harezmi'nin, İbn Haldun'un bilimsel çalışmaları tıp alanında, geometri alanında gibi, matematik alanında gibi bu tarz böyle bilimsel çalışmalar ortaya koyduğunu biliyorum. Yani aslında ilk İslamiyet'in yayıldığı zamanda bilim insanlarının daha özgür düşünceye sahip olduklarını biliyoruz baktığımızda. Bu dönemde, yani modern düşünce, yeni çağda ise eserlerin coğrafi keşifler sonucunda alıp Batı'ya götürülmesiyle birlikte orada kendi çevirileriyle birlikte artık onların düşüncelerini de anlayıp bunları şekillendirip bilim üstünden böyle bir takım açıklamalar ortaya koyuyorlar ve özellikle İbn Sina'nın tıp kitapları şu an hala günümüzde de Batı'da okutulmakta. İbn Sina'nın Batı'daki ismi, yani Batı'da anıldığı ismini de biliyoruz. Şu şekilde şuraya yazalım. İbn Sina, Avicenna. Bu isimle anıldığını biliyoruz İbn Sina'nın. Baktığımızda yine bu dönemde, bu çağda özellikle Kopernik, Galileo, Newton, Descartes, Fermat gibi filozofların, düşünürlerin düşüncelerini ortaya attıklarını, bilimin bu şekilde geliştiğini biliyoruz. Peki bilim ve felsefe birbirine nasıl katkılar sağlayabilirler? Birbirleriyle nasıl etkileşim halinde olabilirler? Çünkü ikisi aslında birbirlerinden farklı alanlarda ama birbirlerini nasıl geliştiriyorlar? Öncelikle felsefenin bilime katkılarına baktığımızda
bilimlerin ulaştığı sonuçları sorguluyorlar, değerlendiriyorlar ve bilime bu şekilde yol gösteriyorlar. Daha sonrasında yeni sorular üretiyorlar ve bilimin ufkunda yeni soruların belirmesini sağlıyorlar. Yani felsefe sorular ortaya koyuyor ama bilim bunu cevapladıktan sonra felsefenin soruları kesilmiyor. Felsefe sürekli böyle bir yerlerden sorular üretiyor ve bu şekilde bilimi besliyor. Bu şekilde bilime yön gösteriyor ve bu şekilde ilerliyor. Bilimin felsefeye katkılarında ise bilime karşı artan ilginin sonucunda bilim felsefesi ortaya çıktığını söylemiştik. Ve bilimin ulaştığı sonuçların felsefeye yarar sağladığından bahsetmiştik. Felsefe soruyordu, bilim cevaplıyordu ve felsefe bunun sonucunda yeni sorular üretiyordu veya bilimin cevaplarını inceliyordu, onları değerlendiriyor. Yani sürekli aslında birbirleriyle etkileşim halinde olduklarını biz biliyoruz. Şimdi bilimsel yöntem, bilimsel yöntemin ilerleyişi, nasıl biz bilim ortaya koyarız, bilimsel çalışmayı nasıl ortaya koyarız diye baktığımızda öncelikle bilimlerle belli bir amaca ulaşmak için bir plana göre izlenen bir yola ben bilimsel yöntem diyorum. Bilimsel yöntemin diğer bilgi edinme yöntemlerinden farkı ise tamamen eleştiriye açık olması. Yani bilimin ilerleyebilmesi için sürekli başkaları tarafından yanlışlanması gerekiyor, başkaları tarafından eleştirilmesi gerekiyor ki bilim ilerlesin, bu şekilde ilerlesin. Yani ilerlemesinin altında yatan neden eleştiriye açık olmasıydı. Bilimsel yöntemin bu özelliği de işte demiştik, yanlışların düzeltilmesi ve sürekli bilimin ilerlemesiyle ortaya çıkmaktaydı. Şimdi bilimsel çalışma yapmak için bir bilim insanının 7 tane aşamadan geçmesi gerekiyor. Öncelikle benim bir problem ortaya koymam gerekiyor. Bir problem belirlemem gerekiyor. Bu problem ne olabilir? İşte az önce de bahsetmiştik. İşte evrenin sonsuzluğu problemi gibi. Evren nasıl var? Evren sonsuz mu, sonlu mu gibi bir problem belirliyorum. Sonrasında bu probleme ilişkin gözlem yapıyorum. Daha sonrasında hipotezler, yani varsayımlar oluşturuyorum. Hipotez ne? Doğruluğu henüz kanıtlanmamış olan bilimsel önermeler, yani varsayımlar. Sadece benim hipotezlerim, yani benim varsayımlarım. Henüz bilimsel olarak kanıtlanmamış şeyler. Bu varsayımlar oluşturduktan sonra bu varsayımları deneyler ile kontrol etmem gerekiyor. Bilim neydi? Deney ve gözleme dayalı bir alandı. Bu nedenle deneyler ile kontrol etmem gerekiyor bu varsayımlarımı. Sonrasında deneylerle kontrol etmenin sonucunda hipotezimi doğruluyorum veya yanlışsa başka bir hipotez ortaya koyuyorum gibi. Bu şekilde hipotezin doğrulanması. Altıncı basamağımız ise teori, yani kuram oluşturma. Doğrulanmış fakat yasalar düzeyinde kesinleşmemiş olan açıklamalara biz teori, yani kuram diyoruz. Sonrasında da işte kuramlara baktığımızda farklı filozofların ya da bilim insanlarının kuramlarını görüyoruz ya da işte şey... mesela Karl Marx'a baktığımızda gibi bir takım kuramlar görüyoruz. Bunlar tam olarak yasalar düzeyinde gerçekleşmemiş şeyler. Yani her bilim insanının, her filozofun bir kuramı, her sosyologun bir kuramı olabilir. Ama bilimsel olarak, yani yasalar düzeyinde gerçekleşmesi her zaman söz konusu değildir. Yasalar düzeyinde gerçekleştiğinde de bir kanun olarak ortaya çıkıyor ve bu kanunlar yüzyıllar boyunca insanlığın varoluşu boyunca da bilim çalışmalarında ön plana sunuluyor. Mesela işte Newton'un yer çekimi kanunu gibi. Bilimsel olarak açıklamaları ben yaptığımda, çalışmalarımı yürüttüğümde benim yararlandığım kanunlar var. İşte Einstein'in kanunları gibi. Ya da işte az önce de bahsetmiştim, Newton'un yer çekimi kanunu gibi. Yani ben bu kanunlarla, bu yasalarla bilimi ilerletiyorum. Somut olarak, bilimsel olarak yasalar çerçevesinde kesinleşmiş şeylerden bahsediyoruz. Teori daha böyle kendi özelinde, kendi işte filozofun ortaya çıkardığı düşünceler, henüz yasalar düzeyinde kabul görmemiş şeyler, sadece doğrulanmış şeylerdi. Yasalar ise bilimsel açıdan kabul görmüş, artık bilimin kitabında var olan şeyler, yasalar ve kanunlardan bahsediyoruz biz. Şimdi bilim felsefesinde bilime yönelik bir takım yaklaşımlar söz konusu. Şimdi bu yaklaşımlara bakacak olursak öncelikle bunları böyle çok isim isim bilmenize gerek yok. Sadece genel düşünce olarak bilmeniz gerekiyor. Bilime yönelik farklı yaklaşımlarda iki tane yaklaşım ön plana çıkıyor. Birincisi bilimi bir ürün olarak ele alan yaklaşım, yani klasik görüş. İkincisi ise bilimi bir etkinlik alanı olarak ele alan yaklaşım, yani modern görüş. Şimdi bilimi bir ürün olarak ele alan yaklaşıma baktığımızda bu yaklaşımda bilimi anlayabilmek için bilimsel eserler, yazılı bilimsel metinler, bilim adına ortaya konmuş ürünler incelenmelidir ve mantıksal bir dil ile ifade edilmelidir bu yaklaşıma göre. Yani bilimi bir ürün olarak ele alan yaklaşımda
şu ön planda bilimsel eserler, bilimsel ürünler, bilimsel düşünceler, açıklamalar incelenmeli ve bu şekilde ilerlemelidir bilimsel çalışmalar diyorlar. İki tane düşünür ön plana çıkıyor. Carnap ve Popper. Bunlara baktığımızda Carnap doğrulamadan bahsediyor. Yani bilimselliğin ölçütü olarak nasıl bilim yapabiliriz, nasıl bilimsellik, nasıl bilim ilerleyebilir? Bilimselin ölçütü olarak doğrudan doğrulama ve dolaylı doğrulama olmak üzere iki tane kavramdan bahsediyor. Şimdi doğrudan doğrulama bir önermenin deney ve gözlem ile doğrudan desteklenmesi durumudur. Dolaylı doğrulama ise deney ve gözlemle bir önermenin doğrulanması mümkün olmadığı araç ve gereçlerle denetlenmesi mümkün olduğu doğrulama çeşididir. Şimdi doğrudan doğrulamaya baktığımızda örnek olarak gözlüklü öğrenciyi verebiliriz. Mesela atıyorum sınıfta hiç gözlüklü öğrenci yoktur önermesi gözlem yoluyla kontrol edilebilir, doğrulanabilir bir önerme. Yani doğrudan doğrulanabilir önerme olduğu için çok basit bir önermeydi. Dolaylı doğrulama ise doğrudan deney ve gözlemle bir önermeyi doğrulamanın mümkün olmadığı durumlarda yardımcı bir araç ve gereçle, yani araç ve gereç kullanarak bir önermeyi doğrulamanın mümkün olduğu şekildir dolaylı doğrulama. Örnek olarak baktığımızda bir elektrik prizini örnek olarak verdiğimizde ben bir elektrik prizinde elektrik olup olmadığını çıplak bir gözle gözlemleyemem. Bu imkansızdır. Bunu göz yani var olup olmadığını bilmem için bir kontrol kalemi bunu denetlemem gerekiyor. Yani bir araç ve gereç kullanarak benim bunun elektrik olup olmadığını anlamam gerekiyor. Bu şekilde elektrik prizinde elektrik olup olmadığını anlayabiliyorum. Yani Carnap doğrudan doğrulama ve dolaylı doğrulama olmak üzere bilimselin ölçütü olarak ön plana sunuyor. Carnap bilimin doğrulanarak birikerek ilerlediğinden bahsediyor. Yani var olan şeylerin doğrulanarak ilerlemesinden bahsediyor. Popper ise bunun tam tersi, bilimin doğrulanabilir şeylerle değil de yanlışlanabilmesi ilerlemesinden bahsediyor. Yani bilimselin ölçtüğünü yanlışlanabilirlik olduğunu ileriye sürüyor. Tüm yanlışlanabilen önermeler elenmeli, yanlışlanamayan bilimsel önermeler ise kabul edilmeli ve bilimsel bilgi bu şekilde ilerlemeli. Doğru bilgilerin birikmesi de değil, yanlışlanan bilgilerin ayıklanmasıyla oluşur. Bilimsel bilgi bu şekilde ilerler. Bütün kuşlar öter örneği üstünden bakacak olursak, gözlemlediğimizde bütün kuşlar öter tümel bir önerme. Yani bütün kuşlar dediğimde ben evren üstündeki yani gezegendeki bütün kuşlardan bahsediyorum ve baktığımızda benim gözlemleyebilmem için öncelikle her yerde kendi varlığımın bulunması gerekiyor. Bu da imkansız bir şey. Şu an ben yaşadığım yerde, bulunduğum yerdeki kuşları sadece gözlemleyebiliyorum. Baktığımızda ben gözlemlediğim kuşların hepsinin öttüğünü görüyorsam eğer bunu genelleyebiliyorum. Yani tüme varım yöntemiyle bütün kuşlarda öter diyebilirim. Ama çevremde gözlemlediğim bir kuşun ötmediğini fark edersem o zaman şöyle diyebilir miyim? Çünkü atıyorum ses terlerine bir problem olabilir, hastadır, ötmüyordur gibi gördüğümde o zaman bu şekilde ben bu önermeyi yanlışlayıp diyebilirim ki hayır, bütün kuşlar ötmez. Bazı kuşlar öter şeklinde bunu yanlışlayıp yeni bir bilimsel bilgi ortaya atabiliyorum. Yani bilimsel bilginin doğrulanabilirlikle değil, yanlışlanan yani bilgilerin yanlışlanarak ilerlemesinden bahsediyor bu şekilde. Popper bundan bahsediyordu. Bilime yönelik yaklaşımlardan ikincisi ise bilime bir etkinlik alanı olarak ele alan yaklaşımdı. Bu yaklaşımda bilim insanları topluluğunun bir etkinliğidir. Bu nedenle de bilimin ne olduğunu anlamak için benim öncelikle bilim insanının yaşadığı çevreyi, onun psikolojisini, toplumsal özelliklerini bilmem gerektiğinden bahsediyoruz. Bu modern bir görüştür. Bilime ürün olarak ele alan yaklaşımı klasik görüş diyoruz. Bilime etkinlik alanı olarak ele alan yaklaşım ise modern görüş altında inceliyoruz. Önümüze çıkan filozof ise Kuhn. Kuhn diyor ki bilim birbiriyle çatışma halinde olan birçok karşıt görüşten birinin galip çıkmasıyla oluşturulur. Yani bilim insanları düşüncelerini ön plana sürerler. Hepsi farklı şey düşünür ve bunların çatışmasıyla bir düşünce galip gelir ve bu bilimsel bir veri olarak, bilimsel bilgi olarak ortaya çıkar. Bundan bahsediyor ve Kuhn paradigma kavramını ortaya koyuyor. Paradigma kavramı ise bilim insanların olaylara yorumladıkları penceredir. İşte atıyorum örneğin Newton'cu paradigmaya sahip bilim insanları yaklaşımlarını gerçekleştirirken, bilimsel çalışmalarını yürütürken daha çok Newton'un kanunlarıyla, Newton'un yasalarıyla, teorileriyle çalışmalarını ilerletir. Yani Newton'cu bakış açısıyla yoluna devam eder. Paradigma demek bu.
Mesela Kuhn diyor ki, bilimsel gelişmeler düz bir çizgi boyunca ilerlemezler. Yani birikimli olarak ilerlemezler. Sürekli değişirler. Çünkü dönem değişiyor, çağ değişiyor, bilim insanlarının düşünceleri değişiyor ve bu nedenle paradigmalar da değişiyor. Atıyorum bir paradigma kendi çağında açıklanabilirdi ama kendinden sonraki dönemde belki çok yetersiz kalabilir, belki çok işte güçsüz, zayıf kalabilir. Yeni bir paradigma ortaya çıkartılır ve çalışmalar, yani bilimsel çalışmalar bu şekilde bunun temelinde yürütülebilir diyor. Yani paradigmalar, bilimsel görüşler sürekli değişmektedir diyor Kuhn. Baktığımızda mesela örneğin Aristoteles paradigması sorunlara çözüm üreten bilim insanları antik çağda artık Rönesans'la birlikte Aristoteles'in düşüncelerinin zayıf kaldığını görüyorlar ve daha çok böyle Newton gibi, daha böyle bilimin geliştiği, az önce de bahsetmiştik, modern düşünce dönemi, yani Rönesans, yeniden doğuş dönemine baktığımızda akıl ve bilimin ön plana çıktığını, yeni bilimsel çalışmaların, yeni bilim insanının ortaya çıktığını bahsetmiştik. Bu dönemde artık Aristoteles'in görüşleri, düşünceleri çok basit kaldı, çok basit düzey, çok soyuttu. Bana daha böyle bilimsel, daha akılcı, daha böyle deney ve gözlem, daha somut şeyler lazım ve ne yapıyorum? Newton'cu paradigmayla açıklıyorum bu dönemde. Bir sonraki dönemde ise 20. yüzyılda artık Newton paradigması çok basit, yerçekimi kanunu artık çok basit, artık her şeyi işte yerçekimi kanunu açıklamak daha böyle basitçe geliyor. Daha böyle ben metafiziksel şeylere yöneldim, daha böyle evren, daha böyle soyut, daha farklı alanlara yöneldim ve bu nedenle Newton'un paradigması, Newton'un teorileri, Newton'un kavramları çok basit kalıyor. Ne yaparım? Daha böyle kuantum fiziğine yöneliyorum, Einstein'in gibi. Yani sürekli böyle paradigmalar, sürekli böyle bilimsel görüşler değişmeye göstermektedir. Yani birikimli bir şekilde ilerlememektedir. Bundan bahsediyor paradigmadan bahsederken. Evet, burada bilmemiz gereken paradigmanın ne olduğu, paradigmanın Kuhn'a ait bir kavram olduğu, bu önemli. Sonrasında burayı da böyle genel olarak işte doğrulama metodu nedir veya yanlışlama metodu nedir gibi. Yani bilimin felsefeyle ilişkisi, bilimin nasıl ilerlediği, işte atıyorum orta çağda ve yeni çağda bilime yönelik farklı yaklaşımlar nelerdi, skolastik düşünce ne, modern düşünce ne gibi. Bunları bilmemiz yeterli bizim için. Bilim felsefesini burada bitiriyoruz. Konumuz bu kadar. Çok uzun bir konu değildi zaten. Dediğim gibi genel olarak bilmemiz gereken şeyler bunlar. Çağ çağ bilmemiz gerekiyor. Atıyorum milattan sonra 5. ve 15. yüzyıllarda dinlerin ön plana çıktığı bir dönemden ben bahsediyorum ve artık dinlerin toplumu şekillendirdiğinden bahsediyorum. 15. 17. yüzyıllarda bilimin ön plana çıktığı bir Rönesans'tan bahsediyorum. Reform hareketlerinden bahsediyorum, değil mi? Laiklik, din. Bunların, din ve bilimin ve felsefenin aslında farklı alanlar olduğundan bahsediyoruz. Bu dönemler arasındaki farkları bilmemiz bizim için yeterli, dediğim gibi. Aynı şekilde paradigmaları da bilmemiz gerekiyor. Bilim felsefesi bu şekildeydi. Daha sonrasında internet üzerinden ben sizlere sorular ileteceğim ve bu soruları online cevap, soru cevap şeklinde cevaplandıracağız. Konumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.